Çok zor hocalık, emin ol, bizim ülkemizde çok zor. Necmi Tanvilat meslek büyüklerimizdendir. Rahmetli tabii şimdi. Allah rahmet. Ruhu şad olsun. Necmi Tanyolaç. Allah rahmet eylesin. O bir gün bir ya dinledim. Çünkü bayram gazeteleri vardı eskiden. Ben tercümanda birkaç bayram çalıştım. Öğrenciyiz. O zamanlar şey çok. Bayram gazetesinde 3 gün çalışıyorsun. Neredeyse yarım maaş gibiydi. Aykut da bilir. Şimdi o gelenek kalktı. Orada Necmi abi rahmetli bir gün dedi ki, polis muhabiriyle spor muhabirinin farkı nedir bilir misiniz çocuklar dedi. Bunu kitabında da yazdı galiba. Nedir hocam? Dedi polis muhabiri cinayet işlendikten sonra olay yerine gider. Fakat biz spor muhabirleri dedi cinayeti yerinde canlı izleriz dedi. Şimdi, yani hakemleri kastediyor. Hocaların teknik adam tercihlerini onlardan bahsediyor. Şahane bir örneklemdi. Şimdi sen onu söyleyince hani bir tercih, oyuncu bir tercih yapıyor, senin bütün planlamaların sıfırlanıyor. Bir de olay şu var. Ne anlatırsan anlat. Ne bilirsen bil. Sepher Berger'in hep bu şeydir, lafıdır. Sepher Berger zamanında söylemiş. İyi bir teknik direktörün arkada da gözleri olmasıdır. Sonra Beckenbauer bunu futbolculuğa çevirdi. Hmm. Franz Beckenbauer. Ama Sepher Berger hocalar içindir. Çalışırken, o da yardımcıları demek. Tabii, çevre kontrol orada da önemli diyor. Yani. Çalışıyorsun ya burada, evet. Çalışıyorsun diyor. Arkada mesela çalışıyor. Aykut diyorsun doğru git. Adam bir arkada mı gözleri var diyor. Nereden diyor ses. Şimdi bir de şudur. Teknik direktörlüklerde idman programlarında çıktığını şey abi bakıyorsun gitmiyor. Ya o gün bir şey var. Ya istediğin gibi gitmiyor olaylar. İşte Aykut farklı çalışıyor. Takımı bir ağırlık var. Abi bir giriyorsun değiştirip değiştirebiliyorsan bir psikolojik idmana bir giriyorsun. Sana bir şey söyleyeyim, ilkokul çocuklarından beterler. Bir şaka idmanı falan yapıyorsun. Normal antrenmandan daha fazla performans alıyorsun. Sonra akıllı topçular geliyor hocam diyorlar. Öyle bir değiştirdin ki götürdün işi. Hani bunlar işte dedim. Sadece ya, futbol bilgisi yeterli değil. Değil. Yani. Bütün psikolojiyi de anatomisini de öğreniyor. Ya, her şey çok farklı. Ya bizim ülkemizde tekrar söylüyorum. Hocaların üzerinde çok büyük ama bir de şu var tabii. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Meslektaşlarımız bir de birbirinin ayaklarını çok iyi kaydırmasını da biliyorlar. Onlar da var. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Jesus için ne diyorsun Mahmut abi? Kim için? Jesus. Mahmut yani abi Jesus. Başarılı. Al işte Jesus. Kendisi Jesus. Jesus, İsa peygamber değil mi? İsa peygamber. Evet. Ne diyorsun abi bu noktada? Abi, beklentileri karşılayabilir mi? Ya şimdi her hoca kendine göre beklentileri karşılar. Profili var. Güney Amerika'da başarılı olmuş. O Libertadores kupasını kazanmak emin ol. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan çok zor. Çok zor bir... Nasıl söyleyeyim sana? Kara gümrük vefa rekabeti gibidir. Ya abi değil ya. Dikenli yollardan falan değil. Ne varsa artık bataklıkta her şeyden geçiyorsun orada. Evet. Git Şili'de oyna, git Paraguay'da oyna. O ekipler ya neyse çok farklı. Ya şimdi hocanın profili belli, başarıları belli. Ama bizim ülke çok farklı bir yer abi. Bugün de veziriz, yarın reziliz. %1000. Ya bizde onun bir şeyi yok. Adam çalıştı yerlerde hoca. Prensipler olan, kulüp yapısı oturmuş. Kimse işine karışmayan bir yerden geliyorsun. Tamam orası da bizim gibi Portekiz cadı kazanı gibi. Ama kulüplerin hiyerarşileri belli. Yetiştirdikleri belli. Verdiği ehemmiyet belli. Ama biz denetim mekanizması da etken orada. Çok farklı yani. Tabii. Evet. Her şey farklı. Çünkü sizin başınızda orada da bir sportif direktörünüz var. Az buz kişiler değil. Oradan çıkmış bütün herkese mal olmuş kişiler. Öyle bir düzenden geliyorsunuz. Siz de burada tek başınasınız. Hani ya cirit mi atlayacaksınız yoksa size hiç futbolunla ilgisi olmayan kişiler size hesap mı soracaklar? Bizim de işte o sıkıntılarımız bu. Yani, ama pardon eğer şu takımın içine onlarda da yani 4 tane 5 tane aldım mı? İş bitti. Ama işte buraya getirilme sebebi şampiyon yap bizi. %100 yani Fenerbahçe öyle zaten düşünülüyor. Hedef o. Gelecek perspektifli bir yaklaşımla hocaya getirmedi. Fenerbahçe 8-9. Sezonda şampiyonluğa kavuşturacak hocayı seçtiler. Yani geleceğimiz açık olsun. Kulüp işte 7-6 milyar borç var. Öyle bir derdi yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe acil şampiyonluk kovalıyor. Bunun için o zaten bir yıllık anlaşmanın nedeni de odur bana göre. Kendisi de zaten öyle yapıyor. Ya öyle zaten evet o gelip şampiyon yapıp gidecek. Kafasındaki şey o ama... Sonuçta duyduklarımızdan, Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızın aktardıklarını anlıyoruz ki hocanın da oyuncu isteği olacak. Zaten Fenerbahçe'nin çok iyi bir santrfora ihtiyacı var. Çok da iyi bir kenar oyuncusuna ki bana göre bir de driplik yeteneği olan orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Alacaklar da sol bek esasında, sol bek önerisi. Ya sol bek, sağ bek bana göre hocam söylüyorum. Sol bek, sağ bek, Türkiye koşullarında seni taşıyacak sol bek, sağ beki var.
Yani şimdi Ferdi'yi daha farklı yerde kullanırsan sen çok başarılı olur ama şimdi milli takımımızda da onu sol bek yaptık. Demek ki gidiyor orada da. Yani götürüyor Ferdi. Şeyi bilmiyoruz. Götürdüğün Uğurcan'ı uzanamayacağı yere bıraktı. Hmm. Gidenler olacak mı? İşte diyorlar kim filan transfer olacak. Olmaz şimdi mesela santrafor diyorsun. Esasında hakikaten adam ya çocuk öyle bir şey ki ceza sahasında ikinci yaratılmış denir bir Tanju Çolak vardı. Evet. Adam ceza sahası topçusuydu. Serdar da öyle abi. Evet. Adam alıyor vuruyor dönüyor atıyor. Evet. Tuğka Kaya'nın ince işleri de yapıyor İçeride Serdar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hannover U19'dan beri bildiğim bir oyuncu. Hannover kökenli mi hocam? Değil, Berlin tarafından. Berlin. Ya Hamburg ya Berlin, o tarafı ikisinden birisi. Hannover'de geldi, ondan sonra Türkiye geldi, Karagümrük var, söyle şunun ismini, Urfa'sı var. Oraları var, buralarda olmadı, etmedi, gitti. Kreuzfürth'te, 3-4 tane topçuyla birlikte, Türk topçuları da var. Onlarla birlikte orada bir başarı dalmış hatta, gol krallı ve buraya geldi. Ama emin ol, ceza sahasını da hep söylüyorum buralarda da, hep vurgularım gene de söylüyorum. 5 tane topla buluşsun, 2 tanesini atıyor. Evet. Adam o şansı atıyor. Var. Dönüyor mesela dünkü gol. Topu kaybetti, başka santrafor olsa belki kovalamaz onu. Diyorsun, Lüksemburg maçında. Lüksemburg. Ya eşine çok saygılı ya. Çok emekçi, çok şey. Evet, evet var ama ne olacak, sen onun daha üst bir profili. Fenerbahçe bir camiası, Galatasaray, Beşiktaş'sanız buralarda üst profil. Trabzonspor'da üst profil diyeceksin. Ama tekrar söyleyeyim size, önümüzdeki sezonda Serdar minimumdan bahsedelim, 15 tane gol atar gene. Tabii. O potansiyeli sahip olan bir oyuncu ama arkadan kim varacak? İşte ama İrfan Can var orada da. O da oyunu yönlendi. Yani hoca herhalde değil de Avrupa'da oynayan, Orta Avrupa'dan zor topçu alır transfer. Ancak işte kendi ülkesinden Brezilya veya da Portekiz olsa. Genelde transfer Brezilya ve Portekiz üzerinden olacak. Zaten geçen isimleri de yapıyor öyle hocam. Tabii hoca bir de tanıdığı bildiği oyuncular işte. Aynen, o tarzdaki oyunculardan olur. Onlar da Fenerbahçe'de hani maksimumdan bahsediyor. 5 belki fazla olur ama 3 tane 4 tane transfer kendilerine fersah yeter. Eğer giden olmazsa kimi falan tutuyorsanız zaten. Zaten zor gözüküyor. İşi çok iyi hocam, götürürsünüz. Evet, gidecek galiba. Ya şimdi gider tabii, o söylenen o paralara gelirse. Rakamlar var, o 20 milyonlar. Ayrıca serbest kalma maddesi var. Yapacağın bir şey yok yani. 23 milyon. İnisiyatif sende değil. Ya geliyorsa rakam hiç tutma. Ver zaten, bulursun gene. Gene bulursun santral, stoper. Bilmiyorum. Yani, var, bulursun. Şans hocam, belli şimdi olmuyor bak, bu işler. Bak, kim emin ol, kimin ismi geçtiği zaman bilmiyoruz, hiçbirimiz bilmiyorduk. O sistem var. O sistemden bir incelemeye baktım. Bana enteresan gelen tek bir tarafı var. O çabukluğu. Evet, çok çabuk. O fizikte çok çabuk ya. Olmasına rağmen ikinci hareketi dedim ki bu enteresan bir şey. Bruce Lee gibi ya, çabuk. Çok çabuk bir adam. Stoper de çabuk zaten. Bak ne diyor? Şey lazım da bazı şey. Stoperler vardır. Adam bir çabukluğu yoktur ama lap diye karşına geçersin. Her tarafı kapatır. Yapar. Mesela örnek önümüzde oynadıkça Ulf Alici. Tabii. Hocam şu şeyi çok soran var. Belki Selahattin abi de yorumlar da Weghorst'u.